Bir önceki olayın üzerinden sadece bir ay geçti fakat yine bir cemaat yurdu ve yine bir can kaybı daha. Bu seferki arkadaşımız öldürülmemiş fakat kendi canına kıymış. Zaten hiç fark etmez olayın arkasındaki sebebe baktığımız zaman nedenlerini çok daha iyi kavruyorsunuz. Enes Kara kendisi bir tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi fakat ailesinin durumu iyi olmamasından dolayı cemaat yurtlarına sürüklenen bir kardeşimiz. Cemaat yurtlarını zaten biliyorsunuzdur işte bu tarikatlarda kurallar inanılmaz katı oluyor ve bana göre yaptıkları şeylerin İslam'la da bir alakası yok. Çünkü İslam dinine göre dinde zorlama yoktur. Fakat buradaki insanlardan henüz bunu göremedik. Enes Kara zaten yaptığı açıklamada herhangi bir dine inancı olmadığını da söylemiş. Yani siz düşünün buna rağmen kendisi ailesi tarafından zorla cemaat yurduna gönderiliyor ve hayatının belki de %90'ını burada geçiriyor. Ya kitap okuyor ya hocalarını dinliyor ya namaz kılıyor ya da başka şeyler yapıyor. Ve neredeyse kendisine ayıracak hiç boş vakti kalmıyor. Bu zaten hali hazırda çok zor bir şeyken inancı olmayan birinin bunlara maruz kaldığını düşünün. Gerçekten katlanması çok zor bir durumdur muhtemelen. Daha da üzücü olansa kendi yaşamına son vermiş olmasından dolayı yobaz ailesi tarafından muhtemelen arkasından beddualar okunacak olması. Çünkü biliyorsunuz ki yaşamınıza son vermek İslam dinine göre haramdır. Hatta bir önceki vakada katledilen çocuğun babası bu bizim düğünümüz gibi aptalca bir açıklamada bulunmuştu. İnsanların anlamadığı bir nokta var. Aslında anlaması çok basit bir şey ama nedense anlamak istemiyorlar. Herkes kendi inancını özgür bir şekilde seçebilir. Bunu yapabildiği gibi bir şeye inanmamayı da seçebilir. Sonuçta her koyun kendi bacağından asılacak ve sizlere başkasının yapmış olduğu hataları veya doğruları kimse sormayacak. Bu yüzden insanlara bazı şeyleri zorla yaptırmaya hakkınız yok. İnancı olan insanların bile en az %95'i 5 vakit namaz kılmıyorken inancı olmayan bir insana bunu zorla yaptırmaya hiç hakkınız yok. Din bana göre insanın kendi içinde yaşaması gereken bir şey. Hatta din öyle bir şeydir ki sizin dininizi sizden başkasının bilmesine gerek bile yoktur aslında. Lütfen artık din adı altında dinle alakası olmayan şeyler yapmayın dini suistimal eden kişilere de bir çözüm üretin. Gerçi ben kimi kandırıyorum ki? Öyle bir duruma geldik ki şu an bize bu konuda yardımcı olması gereken kişiler bile kendi işleri için dini kullanmakla meşgul. Gencecik 19 yaşında ve muhtemelen hayatının en dolu anlarını yaşaması gereken yaşta olan bir kardeşimiz, aile baskısı ve dini suistimal eden kişiler yüzünden hayatını kaybetti. Bunlar aslında başlangıç bile değil fakat diğer olaylar çok da fazla gündeme gelmediği için siz bunları başlangıç sayın. Bunlar sadece başlangıçtı ve emin olun bu tarikatlar bir an önce durdurulmazsa son da olmayacak. Ve sizlerden tek ricam bu kadar geri zekalı aptal olmayın. Hiçbir insan evladı dini karalamak için yaşamına son vermez. Bunu söylerken bile utandım. İğrenç insanlarsınız cidden. Azıcık karakteriniz varsa bak azıcık karakteriniz varsa eğer iğrenç yorumlarınızı kendinize saklayın ve yaşamına son vermiş birinin arkasından bu tarz çirkin ithamlarda bulunmayın. Umarım gittiğin yerde huzur bulursun dostum. Söylenecek fazla söz yok. Buna sebep olan herkes umarım bir gün hesap verir.